Kıymetli dostlar, Allah Celle ve Ala Hazretleri bizi şereflendirmek, tertemiz pırıl pırıl kılmak ve ahiret yolculuğuna hazır hale getirmek için önümüze mübarek günler, geceler ve aylar sunmaktadır. Biz müminler için Ramazan-ı Şerif ayı bulunmaz bir aydır. 12 ayın sultanı Ramazan ayıdır. Efendim 355 gece vardır kameri olarak senenin içerisinde. 355 gecenin sultanı da Kadir Gecesidir. Demek ki Kadir Gecesi gecelerin sultanı, Ramazan ayı da ayların sultanıdır. Kadir Gecesi de Ramazan-ı Şerif'in içerisinde olduğuna göre en değerli olan zaman dilimine doğru ilerlemekteyiz. Kıymetli dostlar, bizim büyüklerimiz Selef-i Salihin, Kur'an'ı ve İslam'ı daha çok merkezinden alabilen, merkeze çok yakın olan, asr-ı saadete çok yakın olan o büyük insanlar, zihinleri bulanmamış ve kirlenmemiş, o insanlar Ramazan-ı Şerif ayını değerlendirme noktasında, Ramazan-ı Şerif ayı çıkınca 4-5 ay Allah'ım Ramazan'daki ibadetlerimizi kabul eyle, Allah'ım Ramazan'daki ibadetlerimizi kabul eyle diye 5 ay Ramazan'da yapmış oldukları ibadetlerle ilgili kabul duası yaparlarmış. Ramazan zaten bir ay oluyor. 5 ayda ne yapıyorlardı? Ramazan'da yaptıkları ibadetin kabulü ile ilgili Allah'a yalvarıyorlardı. Ramazan-ı Şerif'e 6 ay kalınca Allah'ım yeni bir Ramazan'a bizi ulaştır. Allah'ım yeni bir Ramazan'a bizi ulaştır. Yeniden ihya etmeyi nasip eyle diye ömürleri hep Ramazan duygusuyla geçerdi. Ramazan ayı geçince Ramazan ayında yapmış oldukları ibadetlerin kabulüyle ilgili yalvarırlar 5 ay. Sonra Ramazan-ı Şerif'e 6 ay kalınca Allah'ım yeni bir Ramazan'a bizi ulaştır diye dua ederlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif ayı yaklaşınca evet Ramazan-ı Şerif ayının gölgesi üzerinize düşmüştür. Onda gök kapıları, rahmet kapıları açılır. Cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır. Şeytanlar zincire vurulur diye bu ayla ilgili henüz gelmeden önce Aleyhissalatu vesselam Efendimiz müjdesini verir. Müminleri Ramazan-ı Şerif ayına doğru heyecanlandırırdı. Ramazan-ı Şerif ayı biz müminler için gerçekten çok önemli bir aydır. Ramazan-ı Şerif ayı gelmeden heyecanını Selef-i Salihin 6 ay önceden yaşamaya başlarlardı. Bizde ise 3 aylar gelince bir hareket başlıyor. Recep, Şaban, sonra Ramazan. Demek ki bizim aslımız, büyüklerimiz sadece Ramazan-ı Şerif'ten 2 ay önceden heyecanlanmıyorlardı. 6 ay önceden heyecan başlıyordu onlarda. Çünkü onlar Ramazan-ı Şerif'in değerini bize göre daha da fazla biliyorlardı. Şimdi kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif ayı ayların sultanıdır. Kadir Gecesi de gecelerin sultanıdır dedik. Ramazan-ı Şerif ayında Kur'an-ı Kerim inzal buyurulmuştur. Kadir Gecesi'nde de gece olarak, zaman dilimi olarak Kadir Gecesi'nde inzal buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde inmiş olduğu ay, ayların sultanı, Kur'an-ı Kerim'in içerisinde inmiş olduğu gece de gecelerin sultanıdır. Biz bundan anlarız ki, Kur'an-ı Kerim değdiği ayı şereflendiriyor, değdiği geceyi şereflendiriyor. Öyleyse Kur'an bir insanın kalbine yerleşirse, beynine yerleşirse, ahlakına yerleşirse, o insan gerçekten melekler nezdinde, Allah nezdinde çok değerli bir insan olmuş olur. Şimdi vaktimiz el verdikçe Ramazan-ı Şerif'e az kaldı. Ramazan-ı Şerif'e nasıl mukabele etmeliyiz, onu nasıl karşılamalıyız ve nelere dikkat etmeliyiz? Bu konuda elimizden geldikçe bazı kriterleri sizinle, tavsiyeleri müzakere etmiş olacağız. Evvela kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif ayı gerçekten Kur'an-ı Kerim'in içerisinde inmiş olduğu tepeden tırnağa kadar bereketle dolu bir aydır. Bu ayın içerisine girerken günahlardan arınmış bir şekilde girmek mümkündür. Başka bir ifadeyle söyleyeyim,
her birimizin hayatımızın akışı içerisinde olmasından mutluluk duyduğumuz güzellikler olduğu gibi varlığından rahatsızlık duyduğumuz eksiklerimiz de vardır. Birilerinin namazda gevşekliği vardır. Birilerinin cemaatte gevşekliği vardır. Birilerinin tadil erken de gevşekliği vardır. Birilerinin kazancında sıkıntısı vardır. Buna benzer herkesin hayatında şunlar olmasaydı iyi olurdu diyebileceğimiz noktalar var. Şunlar iyi ki var dediğimiz güzel noktalar da vardır. Ramazan-ı Şerif gerçekten eksiklerimizden vazgeçebileceğimiz, hayatımıza yeni çekin düzen verebileceğimiz bir mevsimdir. Şimdi diyelim ki bir Berat gecesi ama bir gece. Bir Miraç gecesi ama bir gece. Ramazan-ı Şerif'e gelince kocaman bir ay. 30 günlük bir süre insan kendisini oruçla terbiye ediyor, teravihle terbiye ediyor. Yani gecesiyle gündüzüyle insan ibadete odaklanıyor. Onun için bu bir ay içerisinde insan sabrederek çok güzel şeyleri hayatına katmış olabilir. Mesela namazında gevşek olanlar 30 Ramazan'da 5 vakit namazı düzgün kılabilir mi? Böyle bir karar alsa başından sonuna kadar firesiz, eksiksiz 5 vakit namazını kılmış olsa bu güzel bir alışkanlık olarak bunun olduğunu, olabildiğini fark eder, Ramazan'dan sonra da devam edebilir. Diyelim ki bir insan 5 vakit namazını kılıyor ama camiye, cemaate gitme konusunda sıkıntısı var. Karar almalıdır. Ben bu Ramazan-ı Şerif'te 5 vakit namazımın 5'ini de camide, cemaatle kılacağım. Gerçekten durumu buna müsaitse, tembelliği sebebiyle bunu yapmıyorsa. Diyelim ki bir Ramazan-ı Şerif'in başından sonuna kadar namazlarının hepsini cemaatle kılmaya alışırsa bunun olabileceğini anlar ve hayatına böyle bir güzellik katmış olur. Ramazan-ı Şerif'ten sonra da devam edebilir. Onun için Ramazan-ı Şerif hazırlıkları içerisinde birinci noktada neyi tavsiye ederiz? Birinci noktada eksiklerimizi, gevşekliklerimizi fark edip onlardan tevbe etmek. Allah'ım ben namaz konusunda kör sağırım, çok düzenli kılmıyorum. Tevbe ettim, Ramazan-ı Şerif yaklaştı, artık ben en azından Ramazan-ı Şerif yaklaşınca, Ramazan-ı Şerif'in içerisinde bunu eksiksiz ve aksaksız tamamlayacağıma söz veriyorum. Eksikliklerimden dolayı da özür diliyorum diyerek tevbe etmek lazımdır. Ben namazı örnek olarak verdim. Bir başkasının gıybet alışkanlığı vardır, yalan alışkanlığı vardır, gözünü korumama alışkanlığı vardır. Efendim başka başka günahları vardır. Buraya bunları serdetmeye gerek yok. Sadece ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Ramazan-ı Şerif ayına girerken güzel bir takım kararları almak mümkün müdür? Mümkündür. Bu bir geceliğine değil bir aylığına alınacak karardır en azından. En azından bir aylığına alınacak karardır. Bir ay biz aldığımız kararı uygularsak neye inanmış oluruz? Demek ki bu yapılabilirmiş. Bir aydır ben bunu yapabildiğime göre bir ay boyunca, Ramazan-ı Şerif boyunca hiç sigara içmeyen, sigara tiryakisi bir ay sonra ne diyecektir? Demek ki sigara içmeden oluyormuş bir ay olduğuna göre. Örnek olarak söylüyorum. Onun için kıymetli dostlar, her birimizin kendi menfaatimiz önemlidir. Yani kendi menfaatimizden şunu kastediyorum. Yarın öldüğümüz zaman mezara girdiğimizde münker ve nekir melekleri bize soru sormaya gelecek. Bizim yanımızda ne annemiz ne babamız ne oğlumuz ne eşimiz olmayacak. Orada verebileceğimiz cevap bizim hayat tarzımızla alakalıdır. Onun için oradaki bizim menfaatimiz bizim yaşantımızla alakalı. Bu bakımdan kendi yaşantımızdaki eksikleri bir şekilde telafi etmek lazım. Baban Şeyhül İslam olsa güvenme. Oğlun Şeyhül İslam olsa güvenme. Havada uçan evliya olsa yine güvenme. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sultanı olduğu halde kızı Fatıma annemize radıyallahu anhaya ne demişti? Kızım Fatıma, babanın peygamberliğine güvenme. Alınması gereken tedbirleri kendi adına al. Ahirette herkes kendi hesabını kendisi verecek demiştir. Demek ki Hazreti Fatıma annemiz radıyallahu anha benim babam peygamber dediği güvenip yan gelip yatmaması gerekiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu talimatı kendisine verdi.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızı, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme babasına güvenerek tembellik ve gevşeklik yapması doğru değilse, bizim ona buna güvenerek herhangi bir tembellik yapmamız söz konusu olmaz, olamaz, olmamalıdır. Kısacası kıymetli dostlar, indik mezara, geldi Münker ve Nekir melekleri, başladılar soru sormaya. Sağa baksak, sola baksak, öne baksak, arkaya baksak ulaşabileceğimiz, bize imdad edecek kimse bulabilir miyiz? Hayır. Yanımızda telefon, internet aracılığıyla birilerine ulaşabilir miyiz? Hayır. Yarın ahirette, mahşerde herkes hesap vereceği için, sen hesap verirken senin yanına kimse yardıma gelebilir mi? Gelemez. Herkes kendi hesabını kendisi verecek. Öyleyse kendi çamaşırımızı kendimiz temizlememiz lazım. Kendi amel defterimizi kendimiz temizlememiz lazım. Bundan dolayıdır ki kıymetli dostlar, ben ve siz her birimiz Ramazan-ı Şerif girmeden önce ne yapmalıyız? Acaba ben hayatımda değiştirmem gereken neler var? Ölüme doğru giderken, kabre doğru giderken, hesaba doğru giderken değiştirmem gereken ne var? Paralar, hanlar, hamamlar, mağazalar, ofisler, fabrikalar, hiçbirisi benimle beraber gelmeyecek ve benim sual ve cevabıma asla yardımcı olmayacak. Bunları geride bırakmış olacağım. Hesabı benimle gelecek. Peki, o zaman senin için, benim için en önemli olan şey fabrika değildir. Bir devletin başında bulunup, kocaman bir devleti idare eden bir insan bile olsanız, sizin için en önemli olan şey o devleti idare etmek değildir. En önemli olan şey, mezara girdiğiniz andan itibaren başlayan ebedi yolculukta kendi hesabınızı verebilecek bir hayat tarzını benimsemeniz. Allah'a hesap verecek şekilde hayatımızı güzelleştirmiş olmamızdır. Bu bakımdan Ramazan-ı Şerif yaklaşırken ilk yapmamız gereken şey Ramazan-ı Şerif'e tevbe ile girmemiz lazım. Ramazan-ı Şerif gelmeden önce pırıl pırıl tertemiz olmalıyız. Ciddi bir tevbe ile tevbe etmeliyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu Tahrim Suresi'nde şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, tubu ilallahi tevbeten nasuha. Samimi bir şekilde Allah'a tevbe edin. Samimi bir şekilde Allah'a tevbe edin. Bir daha yapmamak üzere eksiklerinize son verin. Burada bir noktaya ben vurgu yaparsam sadece o anlaşılır diye vurgu yapmıyorum. Sadece örnekleme yapıp geçiyorum. Çünkü benim eksiğim farklı, senin eksiğin farklı, öbürünün eksiği farklıdır. Eşimizin hatası farklı, bizim hatamız farklı. Anamızın eksiği farklı, babamızın eksiği farklı olabilir. Onun için diyorum ki herkes şunu düşünmesi lazım. Benim hayatımda olmaması gerektiği halde ne var? Olması gerektiği halde ne yok? Bunları düşünmek lazım. Bu eksiklerimizden dolayı ciddi bir tevbe etmemiz lazım. Allah'ım sen bana binlerce, on binlerce, yüz binlerce insana Ramazan-ı Şerif'i nasip etmediğin halde bunu bana nasip etmen sebebiyle sana şükrediyor, sana şükrediyor ve eksiklerimden dolayı da özür diliyorum, tevbe ediyorum demek lazım. Kıymetli dostlar, tevbe her zaman yapılır. Ama bazı zamanlar fırsat meselesidir. Ramazan-ı Şerif, üç aylar, Recep Şaban ayı değil mi? Ramazan-ı Şerif yaklaşırken de tevbe iyi bir fırsattır. Namazında aksak olan kardeşlerimiz, cumadan cumaya namaz kılan kardeşlerimiz ne bekliyorlar? Artık zamanı gelmiştir. Ne zamandır bunun efendim kemale erme zamanı? Çoktan geçmiştir sırası. O zaman şunu demek lazım. Bu cumadan itibaren başlıyorum. Bundan sonra kaza namazım olmayacak. Ben haftada bir cuma namazı kılan değil, günde beş vakit namazını kılan, Allah'ımızın istediği gibi ibadetini düzenli yapan bir Müslüman olacağım demek lazım. Efendim kötü alışkanlık, içki kumar gibi, yalan gibi, faiz gibi, haram kazanç gibi, efendim kadın erkek ilişkilerinde dinin izin vermediği münasebetler gibi, hayatımızda böyle şeyler varsa biz belki bunu başkası bilmez, birileri bilmez ama Allah biliyor, biz biliyoruz. Kiramen katibin biliyor. Ramazan-ı Şerif yaklaşırken hayatımızda olmaması gerektiği halde olan yanlışlardan tevbe etmek lazım. Olması gerektiği halde olmayan iyiliklerden ve güzelliklerden dolayı üzüntü duyup Allah'ım artık bu iyilikler ve güzellikler benim hayatıma katılacaktır deyip namazdaki, oruçtaki vesairedeki aksaklıklarımızı
efendim giderme noktasında tevbe etmeliyiz. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi ben günde 100 kere tevbe ediyorum, istiğfar ediyorum. Ey insanlar siz de tevbe edin buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğu halde günde 100 defa istiğfar ediyorsa bizim gibiler ne kadar istiğfar etmesi lazım? 100 defa kurtarır mı sizce? Biraz zor kurtarır. Ama en azından 100 defa istiğfar etmek lazım. İkinci olarak kıymetli dostlar, Ramazan yaklaşırken, Ramazan-ı Şerif yaklaşırken neye dikkat etmek lazım? Bir de duaya iyi asılmak lazım. Dersime başlarken ifade ettiğim gibi, Ramazan-ı Şerif'e 6 ay kala sahabe-i kiramdan sonra gelen o selef-i salihin büyük insanlar, Allah'ım bizi Ramazan-ı Şerif'e sağlıklı, sıhhatli bir şekilde ulaştır diye dua ederlerdi. Ramazan-ı Şerif zaten dua ayıdır. Ramazan-ı Şerif'ten sonra da 5 ay Allah'ım Ramazan'daki ibadetlerimizi kabul eyle dua ederlerdi. Üçüncü olarak kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif ayı geliyor diye, böyle büyük bir ay bizlere geliyor diye bundan dolayı sevinmek ve bu sevincimizi evdeki aile bireylerimizle beraber paylaşmak. Yani evimizde bir bayram havası, bir Ramazan havası esmesi lazım. Evimizde farklı bir atmosfer, iş yerimizde, arkadaşlarımızla farklı bir atmosfer, Ramazan-ı Şerif'in geldiğini anlatabilecek güzellikler olması lazım. Kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif ayı Allah-u Teala'nın bize lütfettiği büyük nimetlerden bir nimettir. Müslümanlara lütfettiği büyük nimetlerden bir nimettir. Ramazan-ı Şerif ayı, cennet kapılarının sonuna kadar açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı, şeytanların zincire vurulduğu bir aydır. Cennet kapılarının sonuna kadar açıldığı, cehennem kapılarının sonuna kadar kapandığı Ramazan-ı Şerif ayında duaların kabule şayan olduğu ve bu aya yaklaşırken bu sevinci hep beraber paylaşmamız gerektiğini unutmamak lazım. Dördüncü olarak da kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif'e yaklaşınca insan şuna dikkat etmesi lazım. Daha önceki Ramazanlardan hastalığımız sebebiyle veya yolculuğumuz sebebiyle üzerimize kaza kalmış oruç var mıdır? İnsan bir önceki seneden üzerine kaza kalmış bir oruç var. Arkasından ikinci Ramazan geliyor. 355 günden 30 günü çıkarın, 335 gün kalır. 335 günde insan bir gün, iki gün, üç gün, beş günlük kaza orucunu tutmaz mı? Yani bir adam düşünün ki Ramazan orucuna giriyor ama bir önceki senenin Ramazanından borcu var. Bir dostumla tanışmıştım, konuşmuştum. 50-55 yaşlarındaydı. Bana şöyle söylemişti. Ya hocam dedi, ben askerdeyken tutamadığım oruçlar vardı. Hala onları tutamadım. Her Ramazan'ı düzenli tutuyor ama 55 yaşındaki insan askerdeyken tutamadığı 5 günlük orucunu veya 6-7 günlük orucunu ne yapamamıştır? Askerden sonra 30 sene geçiyor. 30 sene geçiyor, 40 sene geçiyor. 40 seneye ne yapamıyor? 3 gün orucu sıkıştıramıyor. Onun için Ramazan-ı Şerif ayı gelirken bizim daha önceki Ramazanlardan kalma borçlarımız varsa onları tamamlayarak borçsuz bir şekilde Ramazan-ı Şerif'e girmeye dikkat etmeliyiz. Namaz borcu olan kardeşlerimiz, evet oruç borcu çok olmaz. Çünkü oruç borcu senede zaten 30 gün oruç tutulacaktır. Bunun bir kısmını tutmuş, bir kısmını tutmamışsa 30'dan fazla değildir bunun borçları. Ama namaza gelince bir adam bir haftada sadece cuma namazını kılıyorsa 34 tane namazı kazaya kalmıştır. Hele buna vitir namazını da ilave ettiğiniz zaman efendim 41 tane namazı kazaya kaldı demektir. E şimdi bu bir ay, iki ay, üç ay olursa bunun altından kalkmak zordur. Onun için namaza geç başlayan kardeşlerimiz veya namaza henüz düzenli bir şekilde başlamayan kardeşlerimizin kaza namazı çok fazladır. Öyleyse Ramazan-ı Şerif gelmeden kaza namazlarımızı bitirelim demek kazası olan insanlar için çok zordur. Ama şunu yapabilir miyiz? Ben bundan sonra kaza namazlarımla ilgili karar veriyorum. Her gün 5 vakit namazımı kılarken 5 vakit namazla kazaya başlayacağım. Demek mümkün müdür? Bu mümkündür. Böyle bir başlangıç bizim Allah'ın nezdinde kredimizi yükseltir mi?
elbette yükseltir. Onun için oruçla ilgili borçlarımızı tamamlamak lazım. Namazla ilgili kaza namazlarımızı Ramazan'ı beklemeden başlamak lazım. Allah'ım ben yanlış yaptım, kusurumu itiraf ediyorum. Şimdi 5 vakit namazımı kılacağım. Bir de her gün buna ilaveten 5 vakit da geriye yönelik kaza namazlarımı kılacağım diye. Bu ciddi bir tevbe sayılır mı? Bu ciddi bir de tevbe sayılır kıymetli dostlar. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha derdi ki, kadınların Ramazan'da oruç tutması adet halinde oldukları zaman mümkün değildir. Şimdi birileri kalkıyor farklı farklı şeyler söylüyor. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha Ramazan-ı Şerif'te adeti sebebiyle yani aybaşı hali sebebiyle tutamadığı oruçları mevsim içerisinde de biraz geciktirdiği olabiliyordu. Ramazan-ı Şerif yaklaşınca Ramazan-ı Şerif gelmeden ben borçlarımı bitirmem lazım diyerek oruç borcunu tamamlıyordu. Bir dahaki Ramazan'a, bir sonraki Ramazan'a oruç borcu olmadan giriyordu. Evet, bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize yapmış olduğu Ramazan-ı Şerif'in faziletiyle ilgili tavsiyelerin ortaya koyduğu bir güzelliktir. Madem ki bu Ramazan-ı Şerif bu kadar feyizli ve bereketlidir, bizim için şerefli bir aydır. Ben bu aya hazırlıklı bir şekilde girmeliyim. Oruç borcumu telafi edeyim. Namazla ilgili ifade ettiğim gibi insanın namaz borcu ne olabilir? Fazla olabilir. Ama yarına bırakırsan helekel müsevvifun. Hele dur bugün karar vermeyeyim, yarın karar veririm derseniz şeytan aldatır sizi. Bu yarın meselesini daha önceki sohbetlerimde de anlattım. Bugün kaza namazına başlaman gerekiyor diyorsun ki bugün değil yarın. Bugün efendim bir günahtan vazgeçmen gerekiyor. Bugün değil de yarın. Bunun bir örneğini anlatmıştım. Daha önce siz dostlarımla paylaşmıştım. Yeri geldiği için bir daha paylaşayım. Bir iş yeri düşünün, bir mağaza düşünün, bir alışveriş merkezi düşünün. Bu alışveriş merkezi efendim girişte bir levha asıyor. Bu iş yerinde veresiye ile alışveriş yarındır. Böyle bir yazı astı. Siz de buradan alışveriş yapmaya gidiyorsunuz ama veresiye ile alışveriş yapmak istiyorsunuz. Hazır paranız yok. Veresiye ile bir ailene diyelim ki alışveriş yapacaksınız. Siz iş yerine girdiğinizde, o ticaret merkezine girdiğinizde, bu yazıyı gördüğünüzde ne yaparsınız? Bugün burada veresiye ile alışveriş yoktur. Ne yazıyor orada? Bu iş yerinde veresiye ile alışveriş günü ne diyor? Yarındı diyor. Tamam. Siz şimdi oradan geriye dönseniz, bir gün sonra gelseniz, alışveriş yapabilir misin oradan veresiye? O levha yine orada duruyor. Ne diyor bugün? Yarın geldiğinizde ne yazıyor orada? Bu iş yerinde veresiye ile alışveriş günü yarındır diyor. Ne zaman giderseniz, 1 sene sonra gidin yine aynı yazı vardır orada. 10 sene sonra gidin yine aynı yazı vardır. Peki bu yarın ne zaman gelir? Bu yarın gelmez. Onun için kıymetli dostlar, ben bugün kazalarıma başlamayayım, yarın başlarım diyorsunuz ya, o yarın levhasının önüne şeytan koyuyor. Yarın da aynı şeyi söyleyecek sana, yarın başlarsın. Ondan sonra yarın başlarsın, bu yarınların sonu aynı o ticaret merkezindeki levhaya benzer. Kıymetli dostlar, hayatımızdan uzaklaştırmamız gereken yanlışlarımızı, Allah'a hesabını veremeyeceğimiz kötü alışkanlıklarımızı yarın değil, bugün bırakmalıyız. Yarın değil, bugün bırakmalıyız. Hayatımıza katmamız gereken güzellikleri yarın değil, bugün katmalıyız. Bugün kararını verip başlamalıyız. Yoksa mesele o yarın levhasına benzer kıymetli dostlar. Ramazan-ı Şerif yaklaşırken bir başka tavsiye, oruçla ilgili biraz bilgi sahibi olmak lazım. Oruçla ilgili bilgi sahibi olmak lazım. Şimdi elhamdülillah internetlerde, bilgisayarlarda, Türkçe kitaplarda oruçla ilgili istediğiniz bilgiye fazla geniş detaylı bilgilere ulaşmak mümkündür. Ancak bu bilgiler ne kadar sağlıklı olduğunu herkes bilmeyebilir, her vatandaş bilmeyebilir. Çünkü bilgi kirliliği vardır internet ağında. Bunların bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış olabilir. Bunları seçemeyebilirsiniz. O zaman ne yapmak lazım? Erbabından öğrenmek lazım. Şimdi Ramazan-ı Şerif ayı bulunmaz bir aydır kıymetli dostlar. Gecesiyle gündüzüyle rahmetin sağanak sağanak yağdığı ilk 10 günü, ikinci 10 günü, üçüncü 10 günü
30 günde kendi arasında ayrı ayrı özelliklere sahip. İlk 10 günü rahmet ayıdır, ikinci 10 günü mağfiret ayıdır, üçüncü 10 günü cehennemden azat günleridir diye bu kayıtlar altında her günü gecesiyle beraber gerçekten bereketle dolu bir aydır. Böyle olması münasebetiyle Ramazan-ı Şerif ayını biraz ibadete, diğer aylardan farklı biraz daha boşaltıp ibadete zaman ayırmak lazım. İstanbul'umuzda kıymetli dostlar, İstanbul'umuzda Ramazan-ı Şerif'i daha canlı, daha heyecanlı geçirme imkanı belki birçok köy veya kasabadan daha fazla mümkündür. Şu açıdan mümkündür. Camilerde sohbetler var, camilerde mukabeleler var, sabah mukabele var, öğlen mukabele var, ikindi mukabele var. Yani ben Ramazan-ı Şerif ayında biraz daha camiye fazla mesai ayıracağım. Kur'an'a biraz daha fazla mesai ayıracağım. Cenab-ı Hakk'ı zikretmeye daha fazla mesai ayıracağım. Geceleri teravih namazı kılacağım. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif ayının içerisindeki iş yoğunluğumuzun bir kısmını Ramazan-ı Şerif'ten öne almak lazım. İş görüşmelerini, toplantıları vesaireleri Ramazan-ı Şerif'ten öne almak lazım. Bir kısmı da mümkün olanı da Ramazan-ı Şerif'ten sonraya bırakmalı. Ramazan-ı Şerif ayı bilhassa kısa gecelerde birçok insan için gündüzleri uyuma mevsimi olarak kabul edilir. Yani gece teravih namazını kılar, sahura kadar gır gır şamata devam eder. Efendim sahurda birkaç bir şey atıştırır, ezan okunur okunmaz sabah namazını kılar, bir daha kafayı vurur, yatar. Öğlene kadar, ikindiye kadar, geç saate kadar uyur. Ramazan-ı Şerif ayı uyku ayı değildir. Belki uyanık olarak geçirilmesi gereken gecesiyle gündüzüyle her dakikası, her saniyesi altından çok daha değerli olan bir mevsimdir Ramazan-ı Şerif ayı. Bu itibarla Ramazan-ı Şerif'in içerisindeki işlerimizi efendim Ramazan'dan önceye veya sonraya atıp Ramazan-ı Şerif'in içerisini ibadete yoğunlaşmak için ayırmak lazımdır. Şimdiden kıymetli dostlar, insan plan yapmazsa, planı ve projesi kararı olmazsa aynen o yarın hesabına döner. Bir de bakarsın ki mesela şimdi size soruyorum. 3 aylar gelmeden 3 aylar 3 aylar diye bir heyecanımız var mıydı? Vardı. Peki geldi Recep ayı geldi geçti. O heyecanımızın gereğini yapabildik mi? Yani Recep ayını gerçekten ben bu mükemmel ayı iyi şekilde değerlendirdim diyebiliyor muyuz? Şu anda beni dinleyen dostlarımızın içerisinde büyük bir kısmı Recep ayında bir gün oruç tutmamıştır. Bir gün oruç tutmamıştır. Recep ayında kandilin dışında başka hiçbir çalışması olmamıştır. Ama hani 3 aylar? Hani Recep ayı? Halbuki 3 aylar gelmeden 3 aylar geliyor, 3 aylar geliyor, heyecanını yaşıyoruz. İlk Regaib kandilinde camiye toplanıyoruz. Kandil, Recep-i Şerif ayının ilk cuma gecesi falan toplanıyoruz. Peki toplandık ama Recep ayı diyoruz, Recep günü demiyoruz ki. Bunu sadece birinci cuma gecesi nedir? Regaib gecesidir. 27. gecesi Miraç gecesidir. Bunun içerisinde iki tane mübarek gece vardır. Ama Recep ayı, ay olarak bereketli bir aydır. 3 aylar dedik, ne yaptık peki 3 aylarda Recep ayında? Eğer plan yapmazsan böyle olur. Peki ondan sonra Şaban ayı geldi. Şimdi Şaban-ı Şerif'in son günlerini yaşıyoruz. Peki Şaban ayında eğer daha önceden bir planlama yapmadıysak, aynen Şaban ayı Muharrem ayından farklı olmamıştır. Zilkade'den farklı olmamıştır. Eğer Ramazan-ı Şerif'te kıymetli dostlar, ben şu kadar Kur'an okuyacağım, şu kadar zaman Kur'an okumaya ayıracağım, şu kadar namazımı camide cemaatle kılacağım, virtlerimi, vazifelerimi, derslerimi vaktinde, zamanında yapacağım diye insan bir planlama yapmazsa, aynen Recep ayı nasıl geçtiyse, Şaban ayı nasıl geçtiyse, Ramazan ayı da öyle geçmiş olur. Bu bakımdan kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif'i mukabelelerle, Kur'anlarla nasıl değerlendireceğimizin kararını vermeliyiz. Evimizde bir Ramazan havası estirebilmek için ailece neler yapabileceğimizin hesabını yapmalıyız. Şimdi ezan-ı Muhammed'i okundu. Şöyle toparlayayım kıymetli dostlar. Ramazan-ı Şerif olunca iftar sofralarında ailece buluşunca, dostlarla buluşunca iftar sofraları biraz daha renkli oluyor. İftar sofraları biraz daha renkli olunca çocuklar Ramazan deyince iftar sofralarını hatırlıyorlar. Rengarenk sofraları hatırlıyorlar. Biz de çocuklar gibi Ramazan deyince aklımıza o hani mükeyyef mükeyyef yemek çeşitleri gelmemelidir. Ramazan deyince aklımıza güzel bir teravih, güzel bir Kur'an ziyafeti, güzel bir ibadet
efendim paketi gelmelidir kıymetli dostlar. Ve kıymetli dostlarımız, Ramazan-ı Şerif'te gündüz yapılan bir ibadet vardır ki ona oruç diyoruz. Efendim, orucun fazileti, orucun efendim bize sağlayacağı şeyler inşallah Ramazan sohbetlerimizde de müzakeresini yapmış olacağız. Efendim, bir de geceleri teravih namazı vardır. Malum haliniz olduğu gibi kıymetli dostlar, biz teravih namazını burada hatimle kılıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu işin ciddiyetini, önemini iyi kavramış. O da imamlara hatimle teravih namazı kılmayı teşvik ediyor. Önemli camilerde hatimle teravih namazı kılınıyor. Böylece İstanbul'umuzun muhtelif bölgelerinde hatimle teravih namazı kılınıyor. Elhamdülillah. Burada 2002'den beri hatimle teravih namazı kılıyoruz. Dışarıdan uzaktan gelen kardeşlerimizle beraber camimiz dolmuş oluyor. Ramazan-ı Şerif'in ilk 10 gününde neyse, son 10 günde de aşağı yukarı aynı şekilde. Çünkü hatimle teraviye başlayan ben bunu bırakmayayım diyor, hatimi bitireyim. Namazın içerisinde Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar Allah'ın huzurunda el bağlıyken hatmetmek ayrı bir ayrıcalıktır, ayrı bir güzelliktir. Elhamdülillah, dostlara tavsiye ederim. Ben sadece şunu söyleyeyim, aşağı yukarı 20-25 sene veya 30 seneye yakındır ben hatimle teravih kılıyorum. Kıldırdığım yerler hep kılıyor ve kıldırıyordum. Bugüne kadar hatimle teravih namazı kıldığına pişman olan bir kişiyi görmedim. Her hatimle teravih namazı kılan sonunda dua etmiştir. Elhamdülillah namazın tadına vardım demiştir. Onun için gençlere diyorum ki, ey gençler, gücünüz kuvvetiniz yerindeyken hatimle teravih kılın. Sonra ihtiyarlayınca oturduğunuz yerde bile zor namaz kılarsınız. Kılmak isteseniz de beceremeyebilirsiniz. Yaşlılara da derim ki sizin de son fırsatlarınızdır. Sonra doğru yaklaştınız, bir ayağınız mezara girdi. Bundan sonra bir daha ya nasip olur ya olmaz. Siz de hatimle teravih namazına itina gösterin diyorum. Hem gençlere hem yaşlılara dolayısıyla bunu tavsiye ediyorum. Kıymetli dostlarımız, bu pazar günü Diyanet İşleri Başkanımızın da katılacağı Fatih Camisi'ndeki sabah namazı programına çoluk çocuk tüm halkımız davetlidir. Orada cami buluşması adı altında pazar günü sabah namazında Fatih Camisi'nde Diyanet İşleri Başkanımızın da katılacağı bir toplantıyla efendim bir güzellik oluşmuş olacak. Ben siz dostlarıma ve cemaatime de şu güzel müjdeyi vererek bitiriyorum. Geçtiğimiz pazar günü burada bir icazet merasimi tertiplendi. Bu icazet merasimi 81 tane hafızımızın katıldığı bir icazet merasimi. Bu 81 tane yavrumuz sizin emeklerinizdir. Cemaat olarak sizin emeklerinizdir. Zira bu müesseselerden yetişen, sizin bu müesseselerden yetişen emeklerinizdir. Bugüne kadar yapmış olduğumuz icazetlerin hepsi güzeldi. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı seviyesinde en yüksek makam olarak bu icazette temsil edilerek Diyanet İşleri Başkanı da bu merasime katıldı. Sizinle paylaşmak istediğim güzellik şurasıdır. Herkes çok memnun oldu, mutlu oldu. Diyanet İşleri Başkanı'nın bana kullandığı ifadeyi söylüyorum. Kendisiyle konuştuğumuzda, ki bizi çok iyi tanıyan birisidir, daha önce de buraları ziyaret eden birisidir. Ben her yerde sizi örnek olarak gösteriyorum. Sizin çalışmalarınızı örnek olarak gösteriyorum diyor. Yani kardeşler, siz dostlarımızla yürümekte olduğumuz bu Kur'an hizmeti Allah'ın izniyle Türkiye'de örnek olarak gösteriliyor. Örnek bir hizmetin eşiğinde ve beşiğindesiniz. Katar'dan gelen Kur'an hizmetleri yapmak isteyen kişilere Diyanet İşleri Başkanlığımız, İl Müftülüğümüz bize gönderiyor. Gidin örneği onlardan alın diyor. Onlar da geliyor bizden örnek almaya, nasıl çalışıyorsun, nasıl yapıyorsun diye. Katar'a varıncaya kadar yurt dışında Kur'an hizmeti yapmak isteyenlere örnek teşkil edecek bir hizmetin beşiğindeyiz. Bu hizmet ne benim eserimdir, ne falanın ve filanın, hepinizin cemaat olarak hepimizin eseridir. Rabbim ahirette mükafatımızı zayi etmesin. Kur'an'ın şefaatine hepinizi, hepimizi nail eylesin. Kıymetli dostlar, cami çıkışında buradaki hizmetlerle ilgili yardım talep ediliyor. Çok önceden sizinle paylaştığım küçük çekmece inşaatı ince işlerindedir. Aşağı yukarı bugün itibariyle eski hesaba göre 20 trilyon gibi bir paraya ihtiyaç var bitebilmesi için. İnşaattan anlayanların verdiği hesabı söylüyorum. Tabii piyasalar biraz dar olunca biraz yavaş yavaş gidiyor ama malumunuz olsun, kısa zamanda bitip çocuklarımıza güzel hizmetler verilmesi lazım. Kabası bitti, çok güzel hale geldi. Duanızı bekliyoruz ve himmetlerinizi bekliyoruz. Rabbim Celle Celaluhu hepinizden razı olsun.
Rabbim size dert göstermesin. Ekonomik sıkıntılarınızı yok eylesin. Rabbim helal, bol, bereketli kazançlar yanında cömertliğiyle beraber ihsan eylesin. Kazanç bol, cömertlik yok. Ne işe yarar? Senin bile işine yaramaz. Rabbim her birimize cömertlikle beraber helal, bol ve bereketli kazançları ikram eylesin. Rabbim ahirette Habibi ile buluşmayı, Kur'an'ın şefaatine mazhar olmayı, cennete kucaklaşmayı her birimize nasip eylesin. İllahi Teala'l-Fatiha.